Eski Türkiye'deki kaos siyaseti geri döndü. Son 72 saatte 90'lı yılların siyaset senaryosunun kısa bir fragmanını izledik. Benim yaşımda olan herkesin hafızalarındaki tazeliğini hala yitirmemiş eski Türkiye siyaseti altılı masada vücut buldu yeniden. Kumar masası, noter masası denilerek bir hışımla kalkılan masada sonrasında söylenen ve ne siyasi nezakete ne de insani ilişkiye yakışmayan her hareket arada gelip giden aracıların iknasıyla unutuldu. Yüzlerde donuk gülümsemelerle, sırıtan ifadelerle yeniden oturulan kendi deyişleriyle kumar masasından elde var sıfır kazanımla kalkıldı. Ve asıl hazin olan şu, masadan neden kalkıldı, ne oldu da yeniden oturuldu. Masadan kalkarken kazanacak aday olarak görmediği Kemal Kılıçdaroğlu nedeniyle altılı koalisyonu bozduğunu söyleyen İP lideri Meral Akşener, masaya yeniden oturulduğunda neden onun adaylığına evet dediğini açıklamalı. Ankara'nın 90'lı yıllarının siyasetindeki kaos günlerini yakından takip eden bir gazeteci olarak istikrarsız koalisyon dönemlerinin Türkiye'ye ödettiği bedelleri gayet iyi biliyorum. Kişisel çekişmelerin, siyasal hesapların bu güzelim ülkeye ve millete nelere mal olduğu malum. Cuma, pazartesi arasındaki altılı masada yaşananlar, 2023 seçimleri sonrasında bu altılının Türkiye'ye neler vaat ettiğini de gösterdi. İstikrarsızlık, kaos, kişisel hırslar ve bütün bedelin devletle millete en ağır şekilde ödetileceği bir siyaset tarzı. Toplamı %4 bile yapmayan, 4 küçük partinin birer cumhurbaşkanı yardımcılığı ve en az birer bakanla ülke yönetiminde olması, diğer 2 büyük partinin de kendi aralarında kayıkçı kavgası şeklinde ego yarışına döndürdüğü bir sistemle karşımıza çıktılar. Nitekim dönülen masada Meral Hanım'ın Ali Babacan'la sesleri dışarı taşıyacak kadar tartıştığı, yine masadan kalktığı ve son anda ikna edildiği de biliniyor. Tabii bu altılı masaya önceki gün itibarıyla HDP'nin de resmen oturduğunu unutmamak lazım. Eş Başkan Mithat Sancar, ziyaretini bekledikleri Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladığı andan itibaren masa artık resmen 6+1 oldu. İP lideri Akşener'in kendi deyimiyle ölümü gösterip sıtmaya razı eden şeyin ne olduğu henüz açıklanmadı ama masaya tekrar oturma gerekçesi olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olma şartı Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasında bile yer almadı. Mutabakat metninin 12. maddesi olarak Kemal Bey'in uygun gördüğü zaman koşuluyla isimleri bile verilmeden kerhen metinde yer aldılar. Kerhen olduğu öyle belli ki Kılıçdaroğlu adaylık açıklaması sırasında mutabakat metni 12 değil 11 madde olarak ifade etti. Sözün özü, seçilemeyecek aday diye masanın dağıtıldığı, ardından seçilemeyecek dedikleri Kılıçdaroğlu'nun aday olarak ilan edildiği, iki belediye başkanının isminin bile anılmadığı sözde mutabakat metninin ilanı niçin yapıldı? 90'lı yılların fırıldak kubisini bile aratacak bir performansla gidilip gelinen masa, istikrarsız kaos günlerinin siyaseti için yeniden kuruldu. Ve asıl kavgada 10 Mart'ta seçim tarihinin ilanıyla birlikte milletvekili aday listelerinin hazırlanması sırasında ve açıklandıktan sonra çıkacak. Halk desteği %1 bile olmayan 4 parti milletvekili olabilmek için CHP listelerinden aday gösterilecek ve görün bakın asıl kıyamet bundan sonra kopacak. Şebnem Bursalı, Sabah.